Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün Millet Parkı'ndayım fakat yanımda bir konuk var. O konuğu sizlere tanıtmak istiyorum. Bununla ilgili denemek istediğim bazı deneyler var. Onları deneyeceğiz. Ve işe yarıyor mu yaramıyor mu sizlere de göstermiş olurum. Yanımdaki cihazı size göstereceğim. Birçoğunuz eğer kanalın eski takipçisiyseniz onu mutlaka tanıyorsunuzdur. Yeni olanlar da öğrenmiş olacak. Belli bir süre kullanamadım. Cihazı tanıtmaya geçmeden hemen önce eğer halen abone değilseniz mutlaka abone olun dostlar. Videoya da bir like isterim. Nokta da olsa bir yorum olsun. Bunlar manevi destek, maddi destek atmak isteyen arkadaşlar da kanalın süper teşekkürü ve katıl butonu aktif. Oradan da destek verebilirler bana. Şimdi konuğumuza geçelim dostlar. Önceden şunu şöyle açtığımızda ekrana direkt Pokemon çıkmıyordu ama şu an çıkıyor. Maalesef ama size şöyle bir göstereyim dostlar. Bu benim skuterim. Uzun zamandır bende. Modelini merak etmek isteyenler ise Kugo M2 Pro. Daha önce kanalda da tanıtım videosunu atmıştım. Çok eskide ve kullandığım kilidi de atmıştım. Onları merak edenler olabilir. Ekstraları var videoda olmayan. Şu kedi gözü yok. Şu gidon uzatma falan yoktu. Onun dışında zaten hepsinin ayrı ayrı tanıtım var. Şimdi ne yapacağız bununla dostlar? Bununla biz bu rotaları yapabiliyor muyuz? Rotaları takip edebiliyor muyuz? Telefon asma aparatı var. Buraya takacağım. Çok hızlı bir şekilde bunu yapabiliyor muyum? Deneyeceğim. Sonuçta bu cihaz 25 km hızla gidiyor. Bu arada deprem Şubat'ta oldu. O günden beri hiç şarj etmedim. Ve bu cihaz yatıyordu. Şu an açar açmaz direkt çalıştı. İnanılmaz bir deşarj özelliği var. Yani onda da şöyle bir ön bilgi vermiş olayım. İnanılmaz bir deşarj özelliği var. Kesinlikle şarjı ölmüyor. Beklediği yerde aradan kaç ay geçmesine rağmen. Ayrıca biz de lastiklerini bunun şeyle değiştirdik dostlar. Top geldi bu arada, topu gönderdim. Lastiklerini de bunun dolma lastikle de değiştirmiş olduk. Onun dışında bir değişiklik yok. Şimdi ne yapıyoruz? Rota bununla oluyor mu olmuyor mu? Sizi şöyle şuraya yerleştireceğim. Telefon tutma aparatına. Birlikte göreceğiz. Sadece şöyle sıkıntılarım var. Ara ara yavaşlayabilirim. Yani neden yavaşladığım böyle farklı bir olmasın diye. Şöyle göstereyim. Depremden bu yana buraya böyle tümsekler yapıldı. Normalde burada tümsekler yoktu. Bu tümseklerden dolayı ara ara yavaşlayabilirim. Altını vurmak istemem. Altı metal ama altını da vurmak istemem. Şimdi bizim burada zaten bir rotamız vardı. Normalde bu rotayı belirli süreliklerle bitiriyorduk. Şöyle yakındaki rotalar diyelim. Şu rotayı aktif edelim. Bakın 17 dakika sürmüş bu rota. Şu an kaç dakika sürecek onu da en azından test etmiş olalım. Ama şöyle yapacağım. Telefonu buraya yerleştireceğim. Çünkü beklerken de dakika geçecek. Ondan sonra ben bu rotayı başlatacağım dostlar. Hani hak geçmemiş olsun. Şimdi ben buraya yürüyerek ortalama 17 dakikada bitirmişim. Ufak bir ara, tabii siz bunu bir saniye göreceksiniz ama buraya telefonu yerleştirirken kameranın açık olmasını istemem, kaydın açık olmasını istemem. Çok farklı böyle sesler gelebilir. O yüzden şimdi ara veriyorum, telefonu takıp hemen devam edeceğim. Evet dostlar, telefonu olması gereken yere yerleştirdim. Şimdi şöyle ana yola çıkacağım. Yani ana yol dediğim bu yürüyüş yolu, bisiklet yoluna çıkacağım. Oradan kaydı başlattım zaten, rotayı başlatacağım. Ve nasıl ilerlediğimizi de hep birlikte göreceğiz. Şöyle rotayı başlattık. Millet Parkı diye zaten başladı. Şimdi şöyle hızlandığımızda nasıl bir tepki veriyor? Şimdi şundan dolayı eminim ben. Zaten arabayla bile gittiğimizde dostlar bu rotayı kabul ediyor. Bu arada gelen rüzgar sesinden dolayı kusura bakmayın. Çünkü hız üzerinden yavaşladım. O bahsettiğim tümseklere geldim. Tümsek bitti ve devam ediyorum. Hatta nasıl hızlı gittiğini şöyle bir kamerayı açarak da size gösterebilirim. Zaten birçoğunuz artık skuterla tanışmış durumda. Sokaklarda da var. Evet, tam net gösteremiyorum. Önüne gidon geliyor ama şöyle. Evet, bunu net gösteremiyorum. Burayı pas geçeceğim dostlar. Önüne şu gidon uzatma geliyor. O gidon uzatmanın neden geleceğini düşünmemiştim. Biz tekrardan normal hızlı bir şekilde, bu arada videoyu açmak için durduğum tümseklerden geçerken durdum ama onun dışında en azından size bu fırtına sıkıntımını göstereceğim. Bu Arnavut kaldırımı denen kaldırımdan da var burada bazı yerlerde. Ondan dolayı da ses geliyor olabilir. Dediğim gibi bu deneme amaçlı. Yaklaşık
Yaklaşık 6-7 tane o az önce gösterdiğim kablo tümseklerinden var. Çünkü deprem zamanı buraya çadırlar çekildi. Yoksa burası normalde dümdüz bir bisiklet yoluydu. O tümseklerden dolayı ortalama 15 kilometre hızla gidiyor sayılır. Çünkü tümseklere gelince ya duruyorum. Tümsekler bitince de tekrardan 25 kilometre hıza çıkıyorum. Şu an yine tümsekten geçtim ama rota dediğim gibi bakın çok güzel bir şekilde ilerliyor. Normalde ilerleyeceğim 2-3 katı şeklinde rahatlıkla ilerliyor diyebilirim. Hani bu şekilde bu rotaları hızlı bir şekilde geçebiliriz. Tabii ki normalde hareket halindeyken oynamak bu oyunu tehlikeli. Oyun çoğu durumda kabul etmiyor ama rotalarda böyle bir avantaj vermişler. Ben arabayla da gittiğimde bir kenarda rotayı başlatıp da gideceğim yerde rotayı bitirdiğimde dostlar rotayı da bitirmiş oluyorum. Burada tek dezavantajınız şu olabilir. Hücreyi göremiyor olabilirsiniz. Zaten zor görünüyor hücre. Bir de bu hızdayken hücreyi göremiyor olabilirsiniz. Ne yaparsanız hani benim gibi 25 km hızla değil de daha böyle düşük süratlere çıkarak en azından oradaki yumurta da doldu. Normalde bunların kilometreye sayılmaması lazım ama biliyorsunuz 151 kilometreyi doldururken ben hiç skuturu kullanmadım ya da zaten depremden bu yana neredeyse hiç kullanmadım ama şöyle bir durdum şu yumurtalardan birini aktif edeyim. Yani bu da ilerleyecek. Acaba oyuna gelen yeni bir güncellemeyle mi bunları düzelttiler bilmiyorum ama normalde şöyle ekranımızı da ayarlayalım. Yani 3-4 kere durduk o problem değil. Mesele sadece amaca hizmet etmesi. Mesele rota görevini bitirmek ya da rotalardan gelecek olan işte hücreleri alabilmek. Onun dışında zaten çok bir şeyi yok. Hani çok bir avantajı yok. Dediğim gibi bunu bir araçta da yapabilirsiniz. Ya da işte bir dolmuşta da yapabilirsiniz. Diyelim ki sürekli gidip geldiğiniz bir güzergah var. O güzergahın başına bir rota atıp güzergahın bittiği yere bir rota atarsanız bu şekilde de şeyi halletmiş olursunuz. Rotaları da hızlı bir şekilde halletmiş olursunuz. Ben bu arada görmüyorum. Eğer videoda siz görürseniz hücreyi kaçırdım mı kaçırmadım mı oradan da bana haber verirseniz ben muhtemelen hücreyi göremeyeceğim. Çünkü yürüyüş yolunun çok kalabalık olduğu bir yerdeyim. Aktif olarak insanlar burayı kullanıyor. Bir hücre uğruna birine çarpmak kesinlikle istemem. Bu zıplama sesleri geliyordur. Dediğim gibi o tümseklerden geçmek durumunda kalıyorum. Normalde burası çok daha düzdür. Düzdü. Evet bence çok kısa bir sürede bitirdik. Yani şöyle kayıda baktığımda zaten kaydı ben onun başında başlattım. Şu an 4-4,5 dakika oldu. 17 dakikalık yolu 4,5 dakikada bitirmek çok büyük bir avantaj. Özellikle rotaları bitirmeye çalışıyorsanız. Ve rotayı bitmiş sayacak muhtemelen. Daha önce arabada işe yaradı. Skuturu neden saymasın? Ki araba hani bu cihaza göre çok daha hızlı gidiyor. Evet artık durdum. Yürüyorum sadece. Rotaya biraz daha yaklaşmak için. Çünkü rota normalde şeyin üzerinde değildi. Güzergahın üzerinde değildi. Biraz daha kenardaydı. Umarım sizlere böyle çok abartılı sesler gelmemiştir. Evet bakın rota bitti. Yani rotayı kaç dakikada bitirdiğim yazmıyor herhalde burada. Tamamla diyelim. Evet, ekstra kaç dakikada yaptığımız normalde yazması lazım ama yazmadı. Ödülleri de aldık. Dediğim gibi bu işi hani iki temelde yapabilirsiniz. Bir, bu tarz akınlara daha kolay saldırmak için güncel akınları sonuçta güncel akın görevleri de var. Hem şu mesela roket takımı akınlarına hem diğer akınlara da hani eğer altınızda böyle bir cihaz varsa ben şimdi kullanmayı istiyorum bu cihazı çünkü burada benim akınlarım duruyor. Bu akınları hem bu cihazla bitireceğim ara ara izin günlerimde bu cihazla çıkacağım ya da işte bu rota görevlerini tamamlamak adına onu yapacağım. Bu bir hile değil. Hani hile diye düşünen insanlar varsa, arkadaşlar varsa bence hile değil. Yani oyunun sunduğu fırsatlar içerisinde deniyoruz sonuçta. Yani oyun mesela arabadayken sizi uyarıyor işte yüksek hıza çıktınız oynayamazsınız diye uyarıyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı olsaydı mesela şimdi ben o roket takımı akınına gidiyorum. Akın görevini tamamlayabilmek için. Bu arada bu tarz akınları yakın akın biletlerini bu şekilde bitirebilirsiniz. Dediğim gibi zamandan kazanmak önemli. Çünkü yani bu süreyi boş boşuna yürüyeceğim. Şu an çok hızlı bir şekilde ben akına gidebiliyorum. Saatte yaklaşık 20-25 km hızla gidiyorum. Bu da normal bir insanın yürüyüşüne göre
yanılmıyorsam 5 kat falan olması lazım. Hani 5 kat hızlı görevleri bitirmek, yani en azından bu görevi bitirmek mümkünken neden denemiş olmayalım diye. Ben de en azından denedim bunu. Size de yolu göstermek isterdim aslında ama dediğim gibi o gidona denk geldiği için elimde tutup da, özellikle skuturu ben tek el sürmeyi sevmiyorum. Çünkü normal bisiklete ya da motora göre çok daha dengesiz bir cihaz. Çok hızlı bir şekilde mesela roket takımının yanına geldik. Bu tarz roket takımı yerel akımları zaten isteseniz de uzak akınla buna katılamıyorsunuz. Hemen şuradan yerelden katılıp bunun da üstesinden gelmiş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Ara ara böyle bu tarz içerikler yapar mıyım bilmiyorum. Hiç aklımda yoktu normalde. Dediğim gibi iki tane çıkma amacım vardı. Bir, akınlara hızlı bir şekilde gitmek. İki, rota görevlerini olduğundan çok daha hızlı bitirebilmek. Muhtemelen rotada zaten işe yarıyor. Onun dışında akınlarda da örnek veriyorum, yakın zamanda işte 30 dakika içerisinde bu akından 5-6 tane varsa 5-6'sına da bir şekilde yetişirsiniz. Eğer dediğim gibi böyle bir cihazla gidip geliyorsanız, bunun yerini motor tutar, bunun yerini araba tutar ama şöyle düşünün. Hani keşke sponsorlu olsa, sponsorlu değil ama övüyorum. Bu cihaz 30 kilometreyi yaklaşık 1 liraya falan gidiyor. Hani arabayla falan giderseniz, ki şu güncel kurda maalesef korkunç fiyatlara varıyor. O yüzden bu tarz cihazı ben şehir içinde tercih ediyordum. Özellikle depremden önce çok fazla. Şu an yollarımız biliyorsunuz kırık dökük. O yüzden çok tercih edemiyordum. Biraz daha düzelmeye başladı. Birçok yeri düzeltiyorlar. Şimdi yavaş yavaş artık ben de sürmeye başladım. Eski hayatımıza ufak da olsa dönüyoruz. Tabii ki izleri duracak. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Dediğim gibi destek olmak isteyen arkadaşlar, çok fazla destek olabileceğiniz çeşit var. Birini kendinize seçin ve bir şekilde destek olun. Eğer buradaysanız, bu videodaysanız, bir emek var. O emeğin karşılığını sadece bir like atarak bile verebiliyorsunuz. Ben videolara her türlü devam edeceğim. Özellikle okulun başlaması zaten izlenirliliği bayağı bir düşürdü. Ama sorun yok, sıkıntı yok. Ben her türlü videoları çekmeye devam edeceğim dostlar. İyi seyirler.